Bazıları diyor ki Savrı taşı efendim 1 santimden büyükse 1 santim işte 12 milim, 13 milim, 14 milim, 15 milim düşer mi, düşmez mi, kanalda kalır mı, problem olur mu, ince bağırsakta problem olur mu? Birçok soru soruluyor. Safra taşını zannediyorlar ki şekilli, sert bir şey. Böbrek taşı gibi değil safra taşı. Farklı. Safra taşı jelibon gibi yani yumuşak. Bu İngiliz tuzunu kullandığınız zaman ve üstüne 15 dakika sonra zeytinyağı ve limon suyu karıştırıp içtiniz de o safrada ne varsa dışarı atıyor. Kanal genişliyor ve düşüyor. Problem değil. Azerbaycanlı bir beyefendi bize gelmişti. Sayısız safra taşı vardı. 6-7 defa ağrıdan sızıdan yatamıyor, uyuyamıyor. Çok rahatsız ediyor. Doktoru mutlaka alınacak çok sayıda safra taşı var demiş. Kullandı. 15 kullanımlık verdik. 5-6 defa kullanmış. Tamamen temizlenmiş. Hiçbir şey kalmamış. Hiçbir şey kalmamış. Evet. Rengarenk olabilir. Genellikle yeşilimsi, sarımsı renkte jelibon gibi yumuşak bir şey. Yani şekilli olmadığı için, yumuşak olduğu için safra kesesinden atılması kolay. Böbrek taşı değil ki bu. Bazıları böbrek taşı gibi sert zannediyor. Böbrek taşı içinde bu avokado yaprağı, altın başak otu, at kuyruğu otu, ardıç tohumu, kayış kıran kökü gibi 19 bitkinin birleşiminden, ekstraktından ama otundan değil. Ekstratına. 19 bitki ekstraktından oluşan avokado forte. Avokado forte böbrek taşını, kumunu ve mesanedeki taşı düşürür. Düşürür. Yavaş yavaş önce eritir sonra yok eder. Alo.